Haberin Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye, yerli ve milli silahlarla Körfez'i fethetti. Dünyanın en yüksek savunma sanayi ürünü olan bölgesi olarak bilinen Körfez bölgesi, son yıllarda rotasını Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'nin geliştirdiği birçok yerli ve milli savunma sanayi ürünleri bölge ülkelerinin ilgisini çekerken, Türk savunma sanayinin sergilediği başarılı ataklar, Körfez bölgesine savunma ihracatına yeni bir boyut kazandırdı. Körfez ülkelerinin Türk silah ve sistemlerini tercih etmesindeki en önemli etkenlerin ise teknik standartlar, ürünlerin fiyatı ve savaş ortamındaki verimliliği olduğu belirtiliyor. Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar'a 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın yanı sıra yerli imkanlarla geliştirilen çok amaçlı zırhlı araç ailesinin üyelerinden 50 Kirpi 2, 35 Amazon olmak üzere toplam 172 zırhlı araç ihraç edildi. Katar ayrıca Türk savunma şirketlerinden eğitim gemisi, karakol botu ve hücum botu temin etti. Birleşik Arap Emirlikleri, dış politikalarındaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye için önemli bir savunma pazarı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, makina ve kimya endüstrisinin geliştirdiği MK-82 ve MK-84 bombalar, Roketsan tarafından üretilen 122 mm topçu roketi ve cirit füzesi ve 134 çeşitli zırhlı araç satın aldı. Suudi Arabistan'da Türk savunma ürünleriyle yakından ilgileniyor. Suudi Arabistan, Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel Su SİHA satın alırken, Riyad'ın envanterinde ayrıca Roketsan'ın Mamle güdümlü mühimmatı ve Nurol Makine Şirketi tarafından üretilen zırhlı araçlar da bulunuyor.